Bugün sizi hayatıma etki etmiş bazı kitapları önereceğim. Bu liste objektif bir kesin okuyun listesi değil. Daha demin söylediğim üzere benim şahsıma etki etmiş kitapların bir listesi farklı alanlardan. Daha sonraları bu eserlerden çok daha iyi eserler okudum kendi alanlarında ama bunlar kadar düşünce dünyama etki etmedi hiçbiri. İmkanım oldukça yanlarına önemli bulduğum favori eserlerimi de ekleyeceğim. Böylelikle benim de sık yaptığım gibi biraz konuyu derinleştirmeye, metaya dalmaya ve fikir geliştirmeye imkanınız olacaktır. Direkt olarak serilerden bahsedeceğim. Bunları biraz daha detaylı konuşacağım. Çünkü daha fazla, daha pahalı, daha büyükler, daha genişler. Dolaylı olarak oradan başlamak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum diğer kitapların aksine. Direkt birinci sırada Nobet Elias, Uygarlık Süreci serisi. Daha önce de önermiştim. Bu serinin yeri benim için ayrı. Zira uzun yıllar okuduğum farklı alanlarda ünlü isimlerin farklı tezleri, yaklaşımları burada bir büyük bütün haline geliyor. Bireyden topluma, mikrodan makroya, aileden devlete. Elias'ı başlara koyma sebebim belli. Kendisi bana göre son büyük klasik sosyolog. Benim özellikle medeniyetler hakkındaki düşüncemi, Batı medeniyetler hakkındaki düşüncemi büyük ölçüde şekillendirmiş, hatta doğrulamıştır. Uygarlık ve medeniyet hakkındaki eserler genelde statükonun incelemesi, yani mevcudun tespitidir. Hatta kimine göre geçmişi gölgeleme, özellikle de 20. yüzyılın kaygan ideolojik zemininde bir korkunun dışa vurumudur. Hani bir prosedür, bir yoldan çok bir mevcudu koruma duygusu, özellikle de Marx'ın tezlerine karşı. Alman sosyolog Norbert Elias'ın Uygarlık Süreci serisi tam da bu süreci, orijinalde prosesi ve dinamiklerini inceliyor. Bu tanımlama kültür ve medeniyet tartışmasından dolayı da önemli. Örneğin daha başta sivilizasyon, yani uygarlık tanımı, Fransızca'da sivilizasyon Avrupa medeniyetinin tüm ilericiliğini, yani bütün Avrupa'nın ve Fransa'nın gelişmelerini kapsıyor. Almanlara göre ise sivilizasyon, yani uygarlık, toplumlardaki dış gelenekler. Kültürse bir toplumun, yani milletin özel durumu. Buna bağlı olarak da Almanların Fransız kültürüne bir eleştirisi oluşuyor. İşte Fransız kültürü sadece yüzeysel, göstermelik bir davranış biçimi ama Alman kültürü öyle mi? Derinden ve temelden gelen bir gelişmişlik. Yani yukarıdan, Fransızlarınki yukarıdan dayatılan bir sahte davranış biçimi, bir kalıp, direkt bireyin kendisinden gelen bir süreci değil. Bu uygarlık ihtiyacı modern batının, bu durumda Fransızların, kendini gelişmemiş barbarlardan farklı görmek istemesini temel alıyor. Napolyon seferlerinde çok güzel örnek veriliyor kitapta. Fransa'da yukarıdan bu normlar, yani medeniyet, aşağıya dayatılıyor. Bu yüzden Fransız hoşgörüsü sahte, tamamen içindekini bastırmaya çalışma, bir kalıba girme. Ve işte bu Elias'a göre kültür değil. Almanlarsa tam tersi, içinden geleni yapıyor. Kültür ruh için, uygarlıksa dışarıya doğru davranış normları. Buna bağlı olarak utanma ve toplum tarafından ayıplanma olgusunun da bu sürecin bir parçası, bir dinamiği olarak görüyor. Çoğu örnekleri de buralara dayandırıyor. Örneğin neden çatal bıçak kullanıyoruz? Neden başkasının yanında soyunmaktan utanıyoruz? Elias'a göre bunların hepsi bu uygarlık sürecinin bir parçası. Aynı zamanda bu güdülerin bastırılması iki taraflı bir hayata sebep oluyor. Gizli ve mahrem hayat, işte cinsel ilişkiler gibi vesaire. Bir de herkese açık yaşanan toplumsal normlara uyulan hayat. Yani dikkat etmen gereken kuralların olduğu toplu hayat. Yüzyıllar içerisinde bu şekilde değişiyor uygarlık. Bunun tezine göre orta çağda savaşlarda veya infazlarda böyle tatmin edilen şiddet duygusu artık medeni dünyada spor karşılaşmalarında, stadyumlarda görülüyor. Elias'a göre bu hayatı daha monoton bir sıkıcı yapıyor. Doğal olarak da insanlık alternatif bir dünya yaratıyor kendine. Bu içgüdüleri tatmin edebileceği. Edebi eserler gibi. Kültür oluşuyor. Ucundan bir eskapizm yani. Uygarlık sürecini okurken çok net bir şekilde Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim ve yer yer Freud etkilerini göreceksiniz. Eğer bu isimlere aşinaysanız tabii. Bu isimleri okumuş ve fikirlerine aşina olduğunuzu varsayarak öneriyorum. Yoksa tabii büyük bir zarar olmaz ama derinleştirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Frankfurt Okulu'nun ilk jenerasyonunun hayali bütün teorilerini, tezlerini bir araya getirip büyük ve bütün bir kritik, bir teori çıkarmaktı. Bunun için de bu grup çeşitli böyle alt grupları vardı. İşte farklı bilim dallarında çalışan. İşin absürt yanı, bunu başaracak olan kişi Norbert Elias'tı bu eseriyle. Adorno bilebilir miydi ara sıra sabahları merhabalaştığı bu asistanın hedefledikleri birleştirme yapabileceğini? Weberci, bireyselci yaklaşımla sosyoloji, Marx'ı temel alan sınıfsal tezler, Freud'un psikanaliz teorisi ve Durkheim'in toplumsal yaklaşımı hepsinden bir parça. İlk yıllarında hiçbir karşılık görmese de sonradan patlama yapacak ve ironiye bakın ki Adorno ödülünü alacaktır kendisi. Uygarlık süreci kesin ve olmazsa olmaz önerimdir sizlere. Uygarlık süreci serisini ek olarak önerilerim de birincisi yine Norbert Elias'tan Sosyoloji Nedir? Nazi rejiminden kaçıp tıpkı Freud gibi kader ortaklığı Londra'ya sığındığı için 39'da çıkan uygarlık süreci uzun yıllar bir patlama yapamadı. Ta ki 60'lı yıllara kadar. Bu sebepten dolayı 71 yılında Elias bir güncelleme ve kitap uzunluğunda bir ön söz gibi bu Sosyoloji Nedir'i çıkardı. Temel bir kitaptır, güzel bir ektir, önerimdir. 2. Yine Norbert Elias, Mozart Bir Dahinin Sosyolojisi Üzerine.
Mozart ne alaka diye düşünmeyin. Kitap bir biyografi değil. En azından konvansiyonel biyografi değil. Kitap Mozart döneminin toplum ve sınıf yapısını ele alıp Mozart'ın buradaki bireysel rolünden bahsediyor. Zamanın ötesinde bir dahinin saray aristokrasisi, burjuvazi ve toplum arasındaki sıkışmış hayatından bahsediyor. İşte Mozart gibi bugün dahi dediğimiz bir adam neden beş parasız öldü? Toplum çünkü hazır değil. Alman toplumu henüz o gelişmişlikte değil. Mozart'ın sınıfsal olarak yükselme çabalarını da ele alıyor. Aslına baktığımız zaman ana eserindeki tezlerini burada Mozart üzerinden bireysel olarak örneklendiriyor. Önerimdir kesinlikle. Üçüncüsü eseylerin ikinci bandı. Yine Nobat Elias'tan. Burada özellikle ana serinin bazı noktalarını derinleştirdiği kısımlar var. Ancak kitap sadece İngilizce ve çok az sayıda bulunuyor. Çünkü eseyler henüz öyle geniş çaplı yayınlanmadı. O yüzden alternatif olarak dördüncü olarak yine Elias'tan Ölmekte Olanların Yalnızlığı Üzerine. Bu oldukça kısa kitap adı üzerinde ölümü ele alıyor. Ancak ana eseri Opus Magnum'u uygarlık sürecine çok güzel eklemeler ve konseptler geliştiriyor. Beşinci sıradaysa Hans Peter Dürr'ün Uygarlaşma Sürecinin Miti serisi var. Kültür tarihçisi ve etnolog profesör bu seriyi Elias'a bir cevap olarak hazırlamış. Evet adam bir seri hazırlamış Elias. Dürr de kendisine cevaben bir seri hazırlamış. 3500 sayfada Elias'a ampirik cevaplar verdiğini iddia etmiş. Ben Uygarlık Süreci serisinin ardından okunması gerektiği kanaatindeyim. Zira en azından Elias'ın tezlerini, antitezleri de okumuş olursunuz. Ve kim bilir kendi sentezinizi de çıkarabilirsiniz. İlla alın demem ama ana seri ilginizi çekerse, çok çekerse bunu da alın ve telafi edin derim. 2. Georges Dumézil Mit ve Destan serisi. İlginç bir şekilde Foucault'un bile hocası ve mentoru olan bu adam hakkında ülkemizde pek bir farkındalık yok. İlginç çünkü Atatürk döneminde bir davet üzerine Türkiye'ye gelmiş. Hatta burada çok büyük çalışmalar da yapmış bir isim. Hatta ve hatta kurtardığı bir dil bile var. Abahça mı, Abıhça mı öyle bir şey olması gerekiyor. Affola eğer yanlış söylediysem. Dumézil bütün Hint-Avrupa destanlarını inceliyor ve bu seride bir üç işlev ideolojisi tezi yazıyor. Kendisi der ki doğal üç tane sınıf var burada. Ruhban, savaşçı ve çiftçiler. İşte bu üç sınıf da bütün destanlarda yer alıyor. Bazı tanrılar adalet ve düzen getiriyor. Bazıları kontrol edilemez şiddet ve savaş. Bazıları da bereket ve bolluk. İşte bu üç doğal sınıfın halkların mitlerine yansımaları bunlardır. Kesinlikle önerimdir bu seri. Ek olarak önerim günümüzde en çok Dumézil ve teorisi hakkında yazan Bruce Lincoln'ın Dumézil Ideology and the Indo-European adlı makalesi var. Kolaylıkla PDF'ini bulabilirsiniz. İkinci olarak yine Bruce Lincoln'ın Theorizing Myth kitabını öneriyorum. Bildiğim kadarıyla çevirisi yok. Okumak zorunda değilsiniz ama ilgililer için güzel bir derinleştirme olacaktır. Üçüncü olarak da İtalyan tarihçi Arnaldo Momigliano'nun Georges Dumézil and the Trifunctional Approach to Roman Civilization adlı makalesini öneriyorum. Tabii çevirisi yok ama PDF versiyonu var. Bunun önemi de şurada yatıyor. Bu abimiz Dumézil'in metodolojisini ve teorisini eleştiriyor. Hani biraz da çapraz okuma yapabilmeniz açısından önermek isterim. Dördüncü sırada Cengiz Batuk'un 30 sayfalık bir eseyi var. Georges Dumézil ve Türk Dinler Tarihindeki Yeri adında. Türkçe kaynak için güzel bir derleme. Dumézil'i daha iyi tanımanız açısından da faydalı olacaktır. İşte Türkiye'deki faaliyetleri vesaire açısından bunları da güzel şekilde anlatmakta. 3. Michel Foucault, Deliliğin Tarihi. Genellikle Foucault'dan bahsedilince insanların aklına ilk gelen en meşhur kitabı Kelimeler ve Şeyler ya da Hapishanenin Doğuşu. Daha böyle distopik geldiği için. Ancak bana daha çok etki etmiş olan kitabı aynı zamanda doktorası olan Deliliğin Tarihi. Diskur tanımlaması ve diskur analizi için bu eser pek önemli. Elias uygarlıkların ayıplama ve utanma üzerinden gelişimini, Dumézil mitler üzerinden uygarlıkların sınıflara etkilerine bakmıştı. Foucault yüzyıllar içerisinde toplumların delilik tanımlamasına baktı. Bunun üzerinden neyin delilik olmadığını yani mantıklı olduğunu çıkardı. Foucault'a göre delilik ve mantık yüzyıllar boyunca bir diyalog sürüyor. Fakat artık günümüzde mantık tek başına bir monolog sürüyor. Çünkü delilik tabu edildi ve toplumdan dışlandı. Cüzzam hastalıklarını örnek veriyor Foucault çokça. Artık bu delilik sadece bazen Nietzsche gibi isimlerle yolunu bizlere buluyor. Nietzsche'nin Foucault üzerindeki etkisine bu seride değineceğiz. Habermas şeyine de gireceğiz. Tartışmasına da gireceğiz. Buna ek olarak önermek istediğim Polonya'da yayınlanan Foucault Reads Freud adlı bir makale var. Foucault'un kitabında yer yer referans verdiği Freud aslında o kadar pozitif yaklaşmadığını teorilerindeki ilişkiyi anlatan verimli bir yazı. İkinci olarak yine bir makale. Martin Roth'un kaleme almış olduğu Some Comments on Foucault's History of Madness. Popper'ci bir yaklaşımla önerdiğim Deliliğin Tarihi kitabına yorumlarda bulunan çok güzel bir makale önerimdir. Üçüncü olarak Dennis Smith Comparing Nobat Elias and Michel Foucault. Özellikle Nobat Elias'ın uygarlık sürecini ve Foucault'u okuduktan sonra kesinlikle okumanız gereken bir makale. Buna ek olarak dördüncü olarak Sam Smith The Planned and Unplanned A Roundtable Discussion on the Legacies of Michel Foucault and Nobat Elias. Yine çok beğendiğim hakikaten lezzetli bir tartışma. Foucault ve Elias'ın ortak noktalarını da masaya yatıran okuması basit 20 sayfalık bir şey. Genel olarak tüm bu makalelerin hiçbir uzun değil. Ortalama 15
15-20 sayfa hepsi. Beşinci olarak yine bir kitap önermek istiyorum. Jules Mercouer'in Foucault kitabı. 180 sayfalık bir şey. Foucault'un fikirleri için sıklıkla tehlikeli denir. Post yapısalcılığı eleştirileri vesaire. Bu kitapta antitezleri ve eleştirileri göreceksiniz. İngilizce 180 sayfa. Satın almak için değil, yani iki tıkla PDF'ine ulaşabiliyorsunuz. Önerimdir. Verimli bir eleştiridir. 4. Theodor Adorno ve Horkheimer. Aydınlanmanın diyalektiği. Pesimistliğime ve futbol izlemeyi bırakmayı borçlu olduğum adam. Pek eklenecek ve söylenecek şey yok. İlk başta negatif diyalektik mi yoksa aydınlanmanın diyalektiği mi önereyim diye düşündüm. İkisi birlikte iki olmazsa olmaz Adorno eseri. Eseylerden oluşan aydınlanmanın diyalektiğine karar verdim. Horkheimer'ın etkisinden dolayı salt bir Adorno eseri değil, ondan dolayı daha sindirilebilir ve daha katmanlı. Aydınlanmanın mitleri yok etmek isterken kendisinin mite dönüşmesi, yani ilginç bir çıkarım bence. Adorno'ya verdiğim önem elbette sadece bakış açısından değil, ondan önceki Alman Marksist teorisyenlerin aksine post Adolf Hitler döneminde eser verdiği için veya tam döneminde işte şeydeyken, sürgündeyken verdiği için tezleri bu iki büyük savaşa dayandırabiliyor. Holocaust'a vesaire dayandırabiliyor ve konvansiyonel Marksizme ve Hegel'e de eleştiri getirebiliyor ki bu eleştiri de negatif diyalektiğe yol açmış olacak. Genellikle Adorno önerdiğim zaman sıklıkla şeye gider hemen, ooo Hegelci, şucu bucu, Marksist falan diye. Halbuki en az Popaka'da şeyi vardır, Hegel eleştirisi vardır mesela. Negatif diyalektik. İşte en bilineni aydınlanmanın istediği noktadayız. Artık asıl tehlike şimdiye kadar insanlığın peşinden gittiği batıl inanç veya dinlerin yerine sözde bu sosyal bilim teorilerinin alması, onların yeni mit, yeni inanç olması. Örnek olarak da yine Nazi Almanya'sından ırk derslerini veriyor. Diyor ki işte güya bilimsel başladı bu mevzu. Sonradan Holocaust ön ayak oldu. Adorno dile de dikkat çekiyor. Ona göre kapitalizm dili de ele geçirmiş ve bizi ona hapsetmiştir. İşte buradan da kültür endüstrisine bağlıyor. Yani zaten dilin müsaade ettiği kadar fikir belirtiyorsun. Yapısalcılık ve diskur olayı. Fakat dili bilinçli olarak şekillendirme kapitalizmin işidir. Sınırların kelimelerin bittiği yerdedir. Burada Foucault ve yapısalcılığa, post yapısalcılığa da tekrar dönebiliriz. Zira Foucault'un tezlerinin ana noktalarından biri de buydu. Henüz kelimelerle karşılığı olmayan bir fikri zihnimizden dilimize aktaramazsınız. Ki bu çokça eleştirilen Hegel Almancasını bana göre açıklar. Enteresan tezleri de var Adorno'nun bu konuda. Veya Foucault'un da diyeceği gibi, eğer Frankfurt okuluna, işte yazılarına daha erken rastlasaydım iş yüküm bu kadar olmazdı, bu kadar uğraşmazdım diye. Ayrıca önermek isterim, Arnold Gehlen ve Adorno'nun açık tartışma programı var bir tane. Eğer Almanca'ya hakimseniz, Almancanız varsa kesinlikle ama kesinlikle izlemeniz gereken, daha doğrusu dinlemeniz gereken bir programdır. Gehlen meşhur bir, o Gehlen değil bu arada. Gehlen meşhur bir muhafazakar Adorno karşıtı. Güzel bir tartışma oluyor. Adorno tabii domine ediyor bunu. Ama yine de tezleri dinlemeniz açısından enteresan bir program. Ek olarak önermek istediğim kitaplar yine Adorno'nun Minima Moralia kitabı. Kimine göre Adorno'nun en bütün ve kapsamlı eseri. Gerek dili ve konuları olsun, çok geniş bir yelpaze çünkü. Aydınlanmanın diyalektiğinden sonra çıktığı için bazı tezleri ilerletiyor, derinleştiriyor. Kesinlikle önerimdir. 2. Jürgen Habermas Der Philosophische Diskurs der Moderne. Bu eser Habermas'ın 12 dersinin toplaması. Soru şu ki Türkçesi yok. Ama ben özellikle önermek istiyorum yine de. Zira Adorno ve Horkheimer çok detaylı ve ciddi şekilde eleştiriyor. Aydınlanmanın diyalektiği üzerinde bazı aforizmaları ciddi şekilde parçaladığı da söylenebilir. Ayrıca Foucault'un diskur ve jenealoji tezlerine de eleştiri getirir ki bilirsiniz bu daha sonra, daha demin de bahsettiğim gibi Foucault-Habermas tartışmasına evrilecek. Birazdan Nietzsche olayına geçtiğimiz zaman daha net konuşuruz bunu. Ki zaten kendisi Frankfurt okulunun ikinci jenerasyonu olduğu için yani orada şey de var. Güzel bir gelişme de görebiliyorsunuz bu noktada. Yine Türkçe kaynakların çok az olmasından bir de Cogito dergisinin 36. özel Adorno sayısını öneririm. Ben de sonradan keşfettim aslında. Bilmiyordum böyle bir özel sayının olduğunu. Öneririm yani. 5. Friedrich Nietzsche Ahlakın Soy Kütüğü üzerine. Nietzsche hakkında çok şey söylemeye gerek yok sanırım yani. Nietzsche'yi benle tanımadınız herhalde. Genealogie de Moral. Diğer Nietzsche yapıtlarından bunu ayıran şey hem burada sonraki yıllarda klasikleşecek bazı fikirlerini temellendirmesi. Örneğin ahlak ve genel olarak jenealoji terimi gibi. Hem de bunu aforizmaları azaltarak yapması. Daha komplike bir fikir yolu var burada. Özellikle diğer Nietzsche eserlerini çok daha iyi kavrayacaksınız. Ki kendisi de mesela Jenseits von Gut und Böse'yi bir tamamlama olarak görüyor. Bu eseri Jenseits von Gut und Böse'yi bir tamamlama olarak görüyor. Ahlakı tarihsel açıdan ele alarak özellikle o dönem Hristiyanlık etkisindeki ahlak anlayışına nefret kusuyor diyebiliriz genelde yaptığı gibi. Hani olmadığını iddia ediyor kısacası. Onun açısından bunlar bir güç aracı. Hemen ek olarak önereceğim kitap Sigmund Freud'dan Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları eseri. Şaşılacak bir şey yok zira Nietzsche sanırım başka hiçbir insana Freud'a etki ettiği kadar etki etmemiştir. Özellikle belki Foucault sayılabilir. Özellikle Ahlakın Soy Kütüğü üzerine okuduktan sonra kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Nietzsche'nin tezlerini birey üzerine bakışta daha da derinleştiren bir kitap. O
oradan tabii ki de Foucault'ya. Nietzsche'nin bütün eserleri Foucault'un varlığına, hani bütün eserlerini geç, varlığına etki etmiştir. Ama Ahlakın Soy Kütüğü eseri üzerine Foucault'un özellikle yazmış olduğu Nietzsche Genealoji Tarih başlıklı bir eseyi var. Bunu öneriyorum. 25 sayfa civarında bir şey. PDF'ini kolaylıkla bulabilirsiniz. Foucault kontra Habermas tartışması için pek fazla Türkçe kaynak bulunmasa da ikilinin eserlerini okursanız zaten birbirlerine cevaplarını bulabilirsiniz. Aslında bugün o şey tartışmalarına da girmeyecektim. İşte pozitivizm tartışmalarına, işte Adorno ile Popper arasında veya işte Foucault ile Habermas arasında, ama Nietzsche'ye girdiği zaman buna değinmen gerekiyor maalesef ki. Üçüncü olarak da Daniel Conway, Nietzsche'nin Politik Tahayyülü kitabını öneriyorum. Adı üzerinde pek açıklamaya ihtiyacı yok. Tamamlayıcı bir eser olur ilk defa giriyorsanız bu işin metasına. Oradan geçelim biraz kitle psikolojisine ve propagandaya. Birincisi, Gustave Le Bon, Kitlelerin Psikolojisi. Sosyolojiyle uğraşan bazı kişiler bu eseri önermiş olmama şaşırmış olabilir. Zira Le Bon'un birçok tezi bugün geçerli sayılmıyor ama bazen hala günümüzde bile geçerli olan öyle gözlemleri ve tezleri var ki bu kitabı mutlaka okumuş olma gereksinimi gösteriyor bana göre. Özellikle liderlerin doğası hakkında yapmış olduğu tespitler bugün kabul görmese de genel itibariyle kesinlikle önerdiğim bir eserdir. Buna ek olarak önereceğim eser Freud'un Kitle Psikolojisi ve Ego Analizi kitabı. Tıpkı Nietzsche'de yaptığı gibi burada da Le Bon Bön'ün tezlerinin üzerine birey olarak bir bakış katıyor, derinleştiriyor. Kesinlikle önerimdir. İkinci olarak Elias Canetti, Kitle ve İktidar kitabı. Le Bon ve Freud'un tezlerine tamamen karşı gelen ve kitle psikolojisine farklı bir bakış açısı kazandıran bir kitap. Özellikle kitle bilinci tezi var ya Le Bon'un. Üçüncü olarak da Max Weber, Ekonomi ve Toplum. Ağır bir kitaptır, dikkat, ancak sosyolojinin klasikleri arasındadır ve Weber'ın büyük eserlerinden biridir. İki, geldik yeğene. İyice şeye döndü bu. Amca yeğen modeli. Edward Bernays, Propaganda. Takipçilerimin uzun süredir bildiği bir kitap, ancak Türkçe'ye henüz 2 ay önce ilk defa çevrildi. Ne tesadüf. Yani gönül rahatlığıyla önerebilirim artık. Buna ek olarak önereceğim yine bir Edward Bernays kitabı. Hatta Propaganda kitabının öncüsü, çok yoğun Lippmann etkisinde yazılan Crystallizing Public Opinion. Maalesef henüz Türkçe tercümesi yok. Kim bilir, belki bu videodan sonra o da yapılır. Hemen buradan devam edelim. İkinci olarak Walter Lippmann, Kamuoyu kitabı. Bu kitap Bernays'ın sonradan temel alacağı tezleri içeriyor. Videoları izleyenler zaten biliyor, derin anlatmama gerek yok. Türkçe tercümesi bulunuyor. Şaşırdım buna biraz bulunmasına. Üçüncü olarak bu kitabın devamı olan The Phantom Public, ilk kitaptaki tezleri baz alarak bir demokrasi eleştirisi ve sistem önerisi yapıyor. Kesinlikle önerimdir. Türkçesi maalesef yok henüz. Dördüncü olarak Noam Chomsky, Medya Denetimi. 100 sayfalık çok kısa bir kitap ama Walter Lippmann'a çok iyi ekleri ve geliştirmeleri var. Kesinlikle öneririm. Beşinci olarak da Robert Ezra Park, Toplumsal Etkileşim ve Toplumsal Güçler. Kesin öneridir. Ucundan Chicago Okulu'na da böyle bir giriş yapmış olursunuz. 3. Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde. 100 sayfa bile değil, okumaya değer. Ekstra önerecek bir kitabım yok buna zaten. Kendisi çok uzun bir şey değil. 4. Elizabeth Neumann, Suskunluk Sarmalı. Yine videolarımdan tanıdığınız bir kitap. Bana özellikle Türk toplumunda birçok şeyi açıklayan bir teori ve eser. Önerimdir. Buna ek olarak Phillips Davidson, The Third Person Effect in Communication başlıklı makalesini öneriyorum. İngilizce tabii, ancak Third Person Effect, Suskunluk Sarmalının genişletilmiş farklı bir versiyonu gibi bu makalede. İkinci olarak Diana Matt's The Influence of Perception of Media Influence. Bu iki teoriyi bir araya getiren bir makale. Kesinlikle önerimdir eğer bu Third Person Effect olayını okuduysanız. Suskunluk Sarmalından sonra tabii. Yani önce Suskunluk Sarmalı, sonra Third Person Effect, en sonunda da dayanamaz. Geçelim biraz politikaya. Birincisi kesinlikle bir klasik. Hiç açıklama da yapmayacağım. Henry Kissinger, Diplomasi. Hiç şey yapmaya gerek yok. Hiç açıklamaya ve anlatmaya gerek yok. Kesin öneri. 2. Karl von Clausewitz, Savaş Üzerine. Yine bir klasik üzerine söylenecek hiçbir şey yok. Özellikle küçük ve büyük savaşı, yani bugünkü gerilla savaşlarını ya da genel olarak savaş teorisi hakkında okuyacaksanız başlayacağınız yer burası. Clausewitz için önermek istediğim iki tane makale var Türkçe. Ali Karaosmanoğlu, 21. Yüzyılda Savaşı Tartışmak. Muharrem İlmi Özev ve Erdinç Kara yazdık. Sun Tzu'dan Clausewitz'e, Savaş Anlayışında Değişim. İki makaleyi de aşağıya bırakacağım. 3. Machiavelli, Prens. Anlatmaya gerek yok. Klasiktir. 10 liraya bile temin edebilirsiniz. Kesinlikle okumuş olmanız gerekiyor. 4. Milton Friedman, Kapitalizm ve Özgürlük. Yine bir klasik. Yine bir şey anlatmaya gerek yok. Kesinlikle okumuş olmanız gerekiyor bana göre. 5. Arthur Koestler ve Diğerleri, Mağlup Olan İlah. Kesinlikle okumanız gereken bir kitap. Yeni baskıları yok ama gidin, bulun ve okuyun. Beni çok etkilemiş bir kitaptır. Birazdan roman kısmında zaten bahsederken Koestler'e değineceğim tekrardan. Kesinlikle okuyun. Gelelim romanlara. Biraz eğlenceli kısmına artık, biraz kafa siken eserlerden kurtulduk. Arthur Koestler'dan başlayalım bir de. Zonfinstanis.
Müthiş bir roman Fatih. Müthiş bir romandır. Söylenecek, eklenecek söz yok. Kesinlikle okuyun. Stalin'in büyük temizliğini ve Sovyet vahşetini anlatır. Dönemin Euro komünistleri bu kitabı bildiğiyle savaş açmışlar. Bertolt Brecht, Jean-Paul Sartre dahil birçok kişi sınıf düşmanlığı gördüğünü söylüyor bunda. Yani kısaca bu yalan, propaganda derler. Fransız Komünist Partisi kitabı büyük sayılarda satın alıp yok etmeye çalışıyor. O derece bir savaş açmışlar yani. Bu propaganda, bu yalan, faşizm diye. Sonra tabii demir perde kalkınca destalinizasyonla birlikte o vahşetler ortaya çıktı ve kitabın tamamen gerçekleri anlattı. Ortaya çıkmış oldu. Kesinlikle okuyun. Önerimdir. 2. Umberto Eco. Gülün Adı. Tek kelimeyle başyapıt. O kadar çok katmanlı bir eser ki sadece roman demek buna hakaret olur. Bu eser için ayrı bir jenre yaratmak gerekir. Dönemi portreleyişi, felsefi derinliği ve tabii ki de öykülemesi inanılmaz bir iş ortaya koyuyor ve lezzetini de yıllarca başka bir eserde bulamazsınız. 3. Thomas Mann. Dr. Faustus. Goethe ve Faust efsanesine dayanan bu eser tıpkı Umberto Eco'nun Gülün Adı gibi çok katmanlı bir eser. Her şeyi geçin. Her şeyi geçin. Yani essayist, portrelemesi falan, bunların hepsini geçin. Müzik kısmında Theodor Adorno'nun danışman olduğu o kadar belli ki okuyunca anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Kesin önerimdir. Buna ek olarak yine bir Mann kitabı olan The Entstehung des Dr. Faustus, yani Dr. Faust'un oluşumu kitabını önermek isterim. Tabii Almancanız varsa. Çünkü maalesef tercümesi yok. Kısacası romanın nasıl oluştuğunu anlatıyor. Yani romanın romanı. 4. Albert Camus, Yabancı. Klasiktir. Varoluşçuluk ve absürtizmi bu romanla keşfetmiştim o dönemlerde. Şayet eserin felsefi boyutu ilginizi çekerse yine kendisine ait essay Sisyphos Söyleni kesinlikle kitaptan önce veya sonra okuyun, önerimdir. Ayrıca çok güzel bir essay derlemesi var bu eser hakkında. Albert Camus The Stranger Critical Essays adında. İngilizceniz varsa göz atın derim. Aşağıya şeyini bırakacağım açıklama kısmına. Bütün hepsini zaten listesini koyacağım, oradan bakarsınız. 5. Scott Fitzgerald, Muhteşem Gatsby. Çoğunuz belki sinemaya uyarlamasından biliyorsunuzdur. Leo DiCaprio'nun oynadığı. Ancak her zaman olduğu gibi kitap versiyonu çok daha üstün. Fitzgerald'ın karakteri de tıpkı kendisi gibi, gerçek yaşamı gibi oldukça trajik. Kesin önerim. Benim için önemi, ana karakterle çok iyi özdeşleşebiliyorum. Çünkü benzer bir durumda hayatımda bulundum. Belki bana göre öyle geliyordur ve size göre absürt gelebilir bu kitap. Olsun, öneridir. 6. Luis Borges, Babil Kütüphanesi. Bu bir roman değil, kabul etmek gerekiyor. Burada biraz hile yapacağım. Bir kısa hikaye. Ama dikkat edin, Borges'inki bir kısa hikaye. Aynı başlıkta bir de serisi var, toplama eserlerin. Yine Borges'den. Bunu karıştırmayın. Ben kısa hikayeden bahsediyorum. Borges'in eserlerine ve stiline daha evvel film inceleme videolarına değinmiştim hatırlarsanız. Özellikle Christopher Nolan'ı çok derin etkilemiş. Ben Dark Knight Rises'dan bahsetmiştim. Ama mesela Interstellar'ın sonundaki Singularity'ye girince bir tesseract'ta buluyor ya kendi Cooper. Burayı bitmek bilmeyen bir kütüphane gibi görüyoruz. Tabii aslında evdeki kitaplıktan dolayı anlatıyor filmin. Yani filmin kendi mantığı bu şekilde ama bu görüntü alt metninde bir sonsuz kütüphane fikrine referans. Zira Nolan büyük Borges hayranı. Tüm bilgileri içeren bir kütüphane. Bitmek bilmeyen ama insanlar okuyamıyor. Ve buna göre de farklı farklı gruplar oluşuyor. İşte kimisi tapıyor, kimisi diyor yok edelim. Çok lezzetlidir. Kesinlikle önerimdir. Hatta imkanınız varsa Borges'in bütün eserlerini alın, okuyun, pişman olmazsınız. 7. Stanislav Lem, Solaris. Lezizo. Herkesin bilim kurgu konusunda bir favorisi vardır. Benimkisi Stanislav Lem ve özelinde Solaris. Film severler belki Tartovski'nin adaptasyonundan biliyordur. İlginizi çektiyse kitaba bayılırsınız. Fazla da detay vermeye gerek yok ama Lem'in eserlerinde bazı özellikler var. İnsani kısmın en ağır bastığı özellik Solaris'te. Kesin öneri, Lem'in kaleminin lezzeti farklıdır. Bir daha unutamazsınız. Hani yıllar evvel çocukken yemiş olduğunuz bir yemek vardır ya annenizin, o spesifik yemeği. Hani onun tadını asla eşek kadar adam olsanız da başka bir yerde bulamazsınız. Stanislav Lem, Solaris budur benim için. Aden de aynı şekilde. Sadece ilk önerim olmaz. Siberya, Lem'in kendi kişisel favorisi. Diğer Lem eserlerinin bütün özelliklerini taşır. Sadece daha politiktir Siberya. Sebebini okuyunca anlarsınız. 8. Franz Kafka, The Process. Yorum yok. Kafka'ya yorum yapılmaz herhalde artık, yani bu kadar da değil. 9. Khaled Hosseini, Uçurtma Avcısı. İtiraf etmek gerekiyor, ben bu kitapla çok geç tanıştım. Çok geç. Listedeki diğer kitapların aksine bunu çocukluk ve ergenlik dönemlerinde değil, bayağı böyle 5-6 sene önce falan okudum. Ama kesin tavsiyem, mutlaka okuyun. Üzerine konuşacak müthiş derin bir eser değil elbette ama etkisi ağır. Özellikle işte bahsi geçen coğrafyayı merak ediyorsanız, Pakistan, Afganistan üzerinde. 10. H.P. Lovecraft, Deliliğin Dağlarında. Listeye Lovecraft koymam diye düşünmüştüm ama dayanamadım yine. Kozmisizm benim ruhumun içindeki bir uçurum gibi. Ne kadar derine iniyor bilmiyorum ama çocukluğumdan beri döner dolaşır kendimi Lovecraft'ı bulurum. Deliliğin Dağlarındaysa favorimdir ki seni övüp durmamdan anlamışsınızdır herhalde. Kesin öneridir. Benim gibi sizin de hoşunuza giderse hemen ardından Edgar Allan Poe'dan Nantucket'li Arthur Gordon Pym'in öyküsünü öneririm. Onun da, onu da beğenirseniz hemen ardından olmazsa olmaz Jules Verne'den Buzlar Sphinx'i, ki aslında bir sequel'dır. Aslında bu kitabın bir sequel'dır yani. Baktın en son hala tatmin olmadın, John Campbell'dan Who Goes There'dan devam edebilirsiniz.
Stephen King'in adapte edildiği roman. Romanlardan bağımsız olarak da kesinlikle okumanız gereken Joseph Campbell Kahraman'ın Sonsuz Yolculuğu öneriyorum. Eski film dizi inceleme videolarını bilenler oradan hatırlarlar zaten. Gelelim biraz daha eğlenceli kısma. Grafik roman, çizgi romana. 1. Art Spiegelman Maus. Başyapıt, Spiegelman'ın babası bir Auschwitz kampını görmüş bir Yahudi. Bu hikayede hem babasıyla ilişkisini hem de işte o dönemi anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor ama tıpkı Orwell'in yaptığı gibi, görsel olarak burada ama, hayvan çifti gibi hayvan alegorileri var. Yahudiler bu durumda işte fare, Naziler kedi, Polonyalılar domuz vesaire, böyle gidiyor. Böyle dehşet verici bir vahşeti daha tahammül edilebilir en azından. Anlatmış oluyor, göstermiş oluyor. Kesin önerimdir, mutlaka alın. Boşuna Pulitzer ödülünü almadı. 2. Marian Satrapi Persepolis. Maus'tan hemen sonra Persepolis'in gelmesi tesadüf değil elbette. Stil ve anlatım biçimi zaten Spiegelman'dan etkilendim diye bağırıyor. Hikaye otobiyografik. Satrapi'nin çocukluğunda yaşadığı İran İslam devrimini anlatıyor. Bazen acımasızca, bazen çocukça ama anlatmayı ve sonuna kadar kitlemeyi başarıyor. Ben mesela İran İslam devrimiyle hiç ilgilenmiyordum. Bu durum o dönemlerde bunu okuyunca değişmişti. Hem Cumhuriyet'e şükrediyorsun hem İranlılara da acıyorsun. Çünkü gerçekten hani bu hikayede de öyle. Entelektüel ve çok modern insanlar var aralarında. Ve birdenbire taş devrine dönüyorsun. Düşün yani. Sonra işte Avrupa'ya geliyorsun. Onlar da işte klasik Avrupalıların tavrıyla aşağılıyorlar seni. Kesin önerimdir. İki arada kalıyorsun. Animasyon adaptasyonu da çok iyidir. Aynı zamanda önerilir. 3. Neil Gaiman Sandman. Başyapıt üzerinde yorum yapmak için biraz lore'a da dalmak gerekir ama işte komplike lore, şimdi oraya giremem. Kısacası rüyaların sahibi, rüyaların tanrısı Sandman'ın başından geçen bir olayla start verir ve anlayacağınız üzere mitolojik bir hikaye tanık oluruz. Netflix uyarlamasını sevdiyseniz dizisini yapmışlardı, birinci sezonunu. Buna aşık olursunuz. Kesin öneridir. 4. Frank Miller. Kara Şövalye Dönüyor. Başyapıt. Yaşlanmış bir Bruce Wayne. Hükümetin piyonu olmuş bir Süpermen. Karanlık, soğuk, depresif, mükemmel. Frank Miller'ın bu eseri size pek yabancı gelmeyebilir. Zira Nolan tarafından Dark Knight Rises'da resmen adapte edilmiş filmde. Kesin öneridir ama mutlaka alın. Devam etmeden hemen diğer öneriler. Long Halloween ve The Killing Joke'u da öneriyorum kesinlikle. Killing Joke demişken 5. Alan Moore. The League of Extraordinary Gentlemen. Moore şüphesiz bir dahi. Ancak hangi eserine yer vereceğime karar veremedim. Watchmen mi, Batman mi, Vendetta mı, hangisi? Yoksa From Hell mı? Bilemedim. Kararım The League oldu. Niye? Moore'un İngiliz yönü daha serbest burada. Şimdi diyeceksiniz ki From Hell de öyle değil mi? Orada da öyle ama burada ikisinin karışımı var gibi. Hani o süper kahraman olayının da şeyi var burada, biraz da etkisi de var. En azından bana hep öyle gelmiştir. Başyapıttır, kesin önerimdir. Şimdi diyeceksiniz tabii bu kadar şey önerdin. Aralarında hiç Türk eseri yok, Türkçe eser yok. Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Türkçe eser okumaya ben çok geç başladım. Dolaylı olarak da beni artık çok büyük şekilde etkileyememişti okumaya başladıktan sonra ama 10 tane de etkileyen Türkçe eseri de ayırdım. Yani bunlardan ayrı tutarak sona ayırdım. Detaylandırmayacağım çünkü klasiktir, hepinizin bildiği eserlerdir. 1. Yusuf Akçura 3 Tarzı Siyaset. Milliyetçilik şeyin içerisindeyseniz kesinlikle okumanız gereken bir eser. Bir de tabii Osmanlı dönemindeki, hani karşılaştırma yapıldığı için burada, Osmanlı dönemindeki bu akımları da daha iyi anlamanıza ve o dönemin ideolojik zeminini biraz daha iyi kavrayabilmenizi sağlıyor. Bir günümüzden baktığın zaman zorlanıyorsun bu konular hakkında. Bu eser bu konuda çok önemli. 2. Ziya Gökalp Türkçülüğün esasları, da bir şey anlatmaya demeye gerek yok. Görüyorsunuz. 3. Yaşar Kemal İnce Mehmet. Bak çok enteresandır. İnce Mehmet niye favorimdir? Ben ilk Türkçe eser okumaya başladığımda, hani ilk ciddi manada Türkçe bir şey tüketiyorsun. Düşün. Hani hayatın boyunca hep yabancı okumuşsun. Türkçe hiçbir şey okumamışsın ve ilk defa okuyorsun. Oğuz Atay'la başlamıştım. Tutunamayanlarla, hiçbir şey anlamamıştım. Tekrar okumuştum. Hiçbir şey anlamamıştım. Sonradan Yaşar Kemal'le başlamayı tercih ettim. İnce Mehmet'le ve gidiş o gidiş. Ondan sonra rahat rahat akmıştı, artık alışmıştım. Tabii sonradan Oğuz Atay'ı okuyabildim ama ilk okuduğum zamanlarda Türkçe çok zayıftı, yetmiyordu. 4. Şevket Süreyya Aydemir Suyu Arayan Adam. Çok güzel bir kitaptır. Çok dili, anlatımı kendi içine çeken bir kitaptır. Kesin önerimdir. Aydemir'i okumuşken hemen Tek Adam'ı da sipariş edin, onu da okuyun. Tek Adam'ı okuduktan sonra Lider ve Demagog. Kadro döneminde bunun yazıları var. Lider ve Demagoglar hakkında. Bunun bir derlemesi, toplamı. Tek Adam'ı okuduktan sonra okuyun. Atatürk'te bir Demagog'un farkını anlamış gibi olacaksınız. Tabii o Lider ve Demagog diye yapmışlar ama Tek Adam'dan sonra okuyun dediğimi anlayacaksınız. 5. Yalçın Küçük Türkiye Üzerine Tezler. Şimdi millet şaşıracak. Nasıl ya Yalçın Küçük, ne demek o? Sen de mi hainsin falan? Yalçın Küçük'ün birçok fikrine katılmıyorum. Bu serideki birçok fikrine de katılmıyorum bu arada. Sabit Tayfi falan mevzusuna zaten girmiyorum yani. Orası tamamen artık uçmuş bir nokta. Ama Türkiye Üzerine Tezler en azından bir kere okumuş olmanız gereken, çok ciddi fikirler de barındıran bu arada bir eser. Kırmızı Kitap'ta şey yapmışlardı herhalde.
tekrardan yeniden basmışlardı falan, öyle bir şey vardı. Temin edebilirsiniz. Kesinlikle bir kere okumuş olun en azından. Bütün fikirlerine katılmasam da. Altını çiziyorum. 6. Kemal Tahir Kurt Kanunu. Müthiş bir roman. Ama ve lakin yine disclaimer yapmam gerekiyor. Kendisi de Marksist olduğu için şey var, sürekli bir Marksist alt metni var bu konuda. Yani bunu bir tarihi eser olarak okumayın kesinlikle. Roman olarak, kurgu olarak okuyun. 7. Atilla İlhan Kurtlar Sofrası. Bir şey demeye gerek yok. Özellikle taht oyunlarını yaparken ben sürekli aklıma gelip duruyordu şey. Kurtlar Sofrası. Hani araştırıyorsun ya yolsuzlukları, cartları, cürtleri. 8. Peyami Safa Yalnızız. Mükemmel, müthiş. Tek kelimeyle bir başyapıt. Hiç yapacak bir şey yok. Tekrar tekrar okunacak. Ve Türkçe eserlerden sanırım hani roman kısmında beni en çok etkileyen eser büyük ihtimalle Peyami Safa'nın Yalnızız eseri. 9. Mustafa Önsel Ağacın Kurdu. Şundan dolayı önemli. Özellikle işte bu FETÖ'nün yapılanması hakkında fikir edinmek istiyorsanız birinci elden, buna şahit olan, bu konulardan çeken, hakikaten bu konularda bayağı uğraşmış, birebir yani ömründen ömür gitmiş bir isimdir. Kesinlikle okuyun, temin edin. Önerimdir. 10. Nihat Genç. Nihat abiye geldik en son. Saraya Kılınan Namazlar. Nihat abinin dili zaten ayrı, anlatmaya gerek yok yani. Yılların usta yazarı kendisi. Benim anlatmama şey yapmama gerek yok. Ama kesinlikle temin edin. Hani olmadığı şey var bir de. Bu Toprağın Dal Kavukları da keza yine öneridir aslına baktığın zaman, ama Saraya Kılınan Namazlar'dan başlayın derim. Opus Magnum bana göre Nihat Genç'in. Kesin önerimdir. Böylelikle de tamamlamış olduk aslında listeyi. Aşağıya size detaylı bir şekilde tekrar bırakacağım. Tekrar söylediğim gibi bunlar benim için şey değil. Objektif en iyi listesi falan değil. Benim kişimi etkileyen, ki genelde ortak özellikleri de çok erken yaşta okumuş olmamdır bunlar. Hani etkilemişler bayağı kalıcı bir şekilde. Bir listemdi. Sürçülisan ettiysek affola, çünkü sadece listeyi aldım önüme. Hani hangisini önereceğim ve etrafında da eklemeleri kendim yapmaya çalıştım. Görüşmek üzere.